Yeşil cennet rengidir. Evet, çok güzel maşallah. Allah yeşile içimizde bir eğilim yaratmıştır. Yani gördüğüm yeşil hep insan ferahlar. Dünyanın neresinde olursa olsun, kim olursa olsun hep yeşile karşı bir sevgi duyar. Cennetten kaynaklanan, içimize verilen içgüdüdür o. Cennet sevgisi. Gözlerinizin yeşili hocam, gördüğüm en güzel. Maşallah. Mesela yeri, yarıda yere taşlar oluyor işte, akik, şu bu falan. Taşların gözümüzde, gönlümüzde zevk oluşturmasının nedeni cennetten kaynaklanır. Maşallah. Çünkü cennetteki bütün malzemeler o tarz kıymetli taş olduğu için, kıymetli taşlardan oluştuğu için ve daha da kaliteli ve daha güzel olduğu için bizde bir içgüdü olarak o vardır. İşte zümrüte karşı bir eğilim, yakuta karşı bir eğilim. Cennet malzemesi. Orada binalar ondan oluşuyor. Zümrüt'ten, yakut'tan oluşuyor. Ama burada Cenab-ı Allah nadide olmasına yönelik bir kader yaratmış. Maşallah. Çok nadide, çok zor buluyor. Mesela elmas çok zor bulunuyor. Küçük bir parça olarak. Halbuki cennette kitle halinde var. Koca koca parça halinde var. Yani insanın tam doyuma ulaştıracak tarzda var. Her şeyi Cenab-ı Allah öyle tecelli olarak, kendi tecellisi olarak bir nimet olarak kullarına sunuyor. Cennete baktım mı cennetin ovaları yemyeşil. Dünyaya çok benzer cennet aslında. Yani çünkü ayetin ifadesi anlaşılıyor diyor. Biz bunların benzerlerini dünyada görmüştük diyor. Ama gönlünüz ne isterse diyor Allah. Bu şimdi çok uçsuz bucaksız bir şey. Şimdi diyorlar ki ya mesela cennette şu yok, bu yok diye kendi kendine konuşuyor yeni alimler. Kardeşim hadi dediğinizi yanlış anladığınız konuyu kabul edelim. Kabul etmiyorum da yani o sizin mantığınızdan düşündüğünü düşünelim bazı kişilerin. Bak cennette ne isterseniz var diyor Allah. Canını istiyor insan o zaman. İstediğinizi yapacağım diyor Allah. Sofra mı istiyor? Sofra. Güzel bir yüz mü istiyor? Güzel bir yüz. Güzel bir müzik mi? Anında. Mesela bir enstrüman kullanmak istiyor. Hemen kullanır. İstediği yabancı dili anında kullanır. İstemesi yeterlidir. Bazen rüyasında insanlar yabancı dil konuşurlar. Evet. Şakır şakır. Değil mi? Birden Allah orada ilka ediyor işte. Mesela uçmak istiyor. Rüyasında. Fizik kanunlarına göre mümkün değil. Ama orada bir niyet ediyorsun, o anında istediğin kadar yükseğe çıkıyorsun. İstediğin manevrayı yapıyorsun, istediğin yere istediğin gibi iniyorsun. Yani o anda Allah kanun yaratıyor işte, fizik kanunu, ona göre hareket ediyorsun. Rüyanda her şey oluyor. Cennette aynı sistemledir. Ne istersek gayet mantıklı olarak oluşur. İnsanlar dirildiklerinde dünyada olduklarına inanıyorlar yine. Yani insan zannediyor ki öyle bir şok olay. Ya bir berraklık var. Ya bir netlik var, bir berraklık var yani. Aniden durum keskinleşiyor ama. Ya ben bir uykudaydım herhalde diyor. Uykudan uyandım diyor. Yani öyle bir şok tarzında bir şey olmuyor. Çünkü sorularını falan anlaşılıyor. Bizi kim uyandırdı uyuduğumuz yerden diyorlar. Huyu suyu da böyle. Mesela kalabalık toplu hareket etmelerinden anlaşılıyor. İşte o dünyadaki uyanıklık orada da devam ediyor. İşte orada bir ses geliyor, çağırıcının sesi. Hepsi oraya topluca koşmaya başlıyorlar. Yani kurtuluş orada diye. Sanki dikili bir şeye doğru koşarlar diyor Allah ayette. Cennet ehlinin özelliği asıl sevgidir. Cennet kadınları daha cennete gelecek olanları önceden aşkla bekliyorlar, tutkuyla. Maşallah. Mesela Resulullah'ı, Mehdi'yi, İsa Mesih'i, veli olan insanları, onlar belli. Mesela sizler diyor, sevgilisi şudur diyor Cenab-ı Allah. Onlar da hasretle bekliyorlar gelmesini. Geldiğinde zaten biliyorlar onlar onu. Direkt onun yanına geliyorlar. Maşallah. Yani Allah onları, onlar daha gelmeden aşık ediyor onlara. Yani aşık olarak bekliyorlar. Cennet hanımları. Tabii. Acayip sevgi dolu oluyorlar. Cenneti de çok iyi biliyorlar. Cenneti Müslümanlar bilmediği için onlara işte yardımcı oluyorlar. İşte şurası şudur, orası budur. İşte şuradaki şu bahçeler vardır.
bu evler nasıl kullanılır, oralara nasıl gidilir onları anlatıyorlar yanlarında. Onun için mesela çok fazla cennet hizmetlisi oluyor. Kılmanlar var, genç kılmanlar. Onlara söylüyorlar mesela bir şey istiyorlar, alıp getiriyorlar bir şey istiyor. Kendi de istese olur ama cenneti tanımak vakitlerini alıyor. Yani bayağı bir vakit alıyor. Onlar da sürekli cenneti onlara tanıtıyorlar. Yani çünkü dünyanın kanunları gibi oranın da kanunları var, cennetin de kanunları var. Mesela cennet sebilleri var, cennet çeşmeleri var. Evleri tanıyorlar. Mesela cennet evlerini tanıyor, bilmedikleri yerler hep. Mesela odaları tek tek geziyorlar, cennet odalarını. Odalar odalar içinde, odalar odalar içerisinde. Mesela alışmadıkları bir şey. Mesela şaşırtıcı, her yerde güzel insanlar var, güzel sözler var. Onlara tabii baş döndürücü geliyor müminlere. Ama dünyayı hiç unutmadıkları için bıkmıyorlar. Ama dünyayı bilmeseler, belki Allah vermesin tek düze gelebilirdi. Ama dünyayı bildikleri için, mesela ısrarla gidip koltuğa oturmak istiyor. Halbuki yorgunluk yok yani. Evet. Ya koltuğa niye oturmak istesin? Ama alışmış yorulmaya. Koltuğu bir nimet olarak, mesela gördün mü koltuğu, hipnotize olmuş gibi gidip oturuyor. Halbuki milyarlarca yıl ayakta durabilir, hiçbir şey olmaz, yorgunluk yok çünkü. Mesela döşek, hiç ihtiyacı yokken gidip yatıyor, uzanıyor, döşeğe uzanıyor. Daha hoşuna gidiyor döşek. Mesela o yastıklardaki detaylar, süsler, ince detaylar, o çok hoşuna gidiyor. Yiyecekte de insan tabi bu dünyada hep rejim yapıyor, işte az yemeye dikkat ediyor. Orada çok lezzetli yiyecek, bol miktarda yiyor. Dünyada insan işte utanır fazla bir, değil mi? Bazen var ya öyle sandviç yeme yarışması yapıyorlar falan. Orada öyle değil yani. Yemek yemek bir ibadet. Çünkü Allah'a hamd edildiği için sürekli mümin kibar, nezih bir şekilde yemek yiyor. Ama sürekli. Zevk aldığı için. Sürekli etrafın güzelliğini seyrediyor. Yani kesintisiz. Sürekli kulağa müzikte, güzel seslerde, cennet hanımlarını dinlemede. Yani kulakları, bak kulağı demiyorum. İki kulak değil. Binlerce kulağı oluyor insanın. Tek bir bedeni olmuyor. Yani tek bir bedenden olsa çok zor olur cennet. Yani çünkü oraya mı gitsin, oraya mı gitsin, peygamberimizle sohbet mi etsin, diğer peygamberlerin yanına mı gitsin, çok zor olur. Onun için Allah çok fazla bedenini yaratıyor. Her bedeni aklında, hayalinde olan en güzel beden şeklinde oluyor. Mesela bir hanım esmer olmak istiyor, hem esmer oluyor, hem sarışın oluyor, hem kızıl oluyor. Mesela burnu hafif bombeli hoşuna gidiyorsa öyle oluyor, kaşı ayrı. Mesela gözleri çeşit çeşit renk. Mesela ela, yeşil, mavi, çeşit çeşit oluyor. Mesela hanımlar, siyah gözlü hanımlar hep renkli gözlü olmak isterler. Renkli gözlü olanlar da mesela siyah gözden hoşlanır. Mesela hocamın Yasemin gözleri siyah. Mesela çok şahane duruyor. Bayağı maşallah. Güzel. Siyah göz çok güzel vuruyor ama inanmıyor siyah gözlere. Ben dikkat ediyorum. Hep renkli göze hayranlık duyuyor onlar. Halbuki siyah çok anlamlı ve güzel bir gözdür. Cennet hanımlar mesela siyah gözlüler birçoğu. Ama tabii yeşil gözlü olan var, mavi gözlü olan var, ela gözlü var. Bir de bilmediğimiz renkler var. Cennette yeni yeni renkler tanıyacağız. Hadiste onu da peygamberimiz belirtmiş. Mesela mavi gibi, yeşil gibi yeni renk. Hiç aklımızın ucundan geçmeyen bir renk. Biz en fazla işte onun tonlarını tanıyoruz. Evet. Turkuaz, murkuaz tanıyoruz. Ama hiç bilmediğimiz renkler tanıyacağız. İnşallah. Müzik çok yoğun cennette ve dans, ağaçlarda yani Allah ritme çok önem veriyor Cenab-ı Allah. Her şeyde ritim yarattığı için ağaçların dansı oluyor, hurilerin dansı oluyor, onları seyrediyor müminler.